Buyurun Sayın Başkanım, Can Bey'iniz, buyurun. Öncelikle 6 Şubat'ta ülkemizde, Güneydoğu bölgemizde, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde etkileyen, büyük bir yıkıma sebebiyet veren, can kayıplarımızın olduğu depremden dolayı bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatta kalanlara, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha memleketimiz böyle acılarla karşılaşmasın. 28. dönem milletvekilliği, 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek amacıyla inşallah memleketimize, doğduğumuz, büyüdüğümüz şehrimize olan borcumuzu ödemek anlamıyla da sevdalısı olduğumuz Denizli'ye hizmet etmek için bugün 28. dönem milletvekiline aday oluyorum. Teşkilatın içerisinde yetişmiş biri olarak 2011 yılından bu yana özellikle aktif görevlerde bulunduğum AK Parti'mizde bütün seçimlerde sahada görev yaptım. 2023 gibi bu çok önemli olan seçimde de iş yerimde oturup seçim sürecini seyretmem düşünülemezdi. Onun için burada teşkilatımın yanındayım. İnşallah birazdan da aday adaylığımız için gerekli evraklarımızı hazırladık. İl başkanıma onları sunacağım. Burada beni yalnız bırakmadığınız için bütün dostlarıma, daha önce görev yaptığım Gençlik Kolları Başkanım Yusuf Ali Sağlam'a, teşkilat mensuplarına, ilçe başkanlığım döneminde birlikte görev yaptığımız başkan yardımcılarıma, yönetim kurulu üyelerime, dostlarıma, bize inanan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim nasip ederse memleketimiz için, Denizli'miz için koşturmaya adayım. Bu yarışta ben de varım diyorum. Bravo, bravo. ...14 Mayıs 2023 tarihinde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçerek zafere hep beraber ulaşacağız. Bunun için de sahada bugünden itibaren canla başla son dakikaya kadar hep beraber görev yapacağız, gayret edeceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Amin. Teşekkür ederim. Abi Karaca, şöyle açalım da. Abi. Hayırlı uğurlu olsun. Aday adaylık başvurusunu yaptınız. Duygu düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkürler. Az önce de belirttiğimiz gibi 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar 13. Cumhurbaşkanı seçtirmek adına her şekilde sahada 24 saat boyunca koşturacağız. Buna talibiz. Memleketimize, Denizli'mize, doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara borcumuzu ödemek adına inşallah Denizli sevdasıyla, Denizli'ye hizmet etmek adına adayız. Bu yarışta biz de varız. Allah yardımcımız olsun. Bugün sizi yalnız bırakmadılar. Yoğun bir kalabalık vardı. Evet, dostlarımıza da, teşkilat mensuplarımıza da, bize bağrını basan herkese çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok güzel bir kalabalıkla başvurumuzu gerçekleştirdik. Teşkilattan tabii uzun zamandır AK Parti'de aktif görevlerde bulunduk. Onun da etkisiyle sağ olsun teşkilatta olumlu bir
havamız var. Allah yardımcımız olsun inşallah. Tabii ki 2023 seçimleri oldukça önemli. Bu doğrultuda çalışmalarımız yürütüyoruz. Çalışmalardan biraz kısaca bahsedelim. Neler yapacaksınız? Tabii aday adaylık başvurumuzdan sonra önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar aday adaylıkları başvuruları devam edecek partimizde. Çarşambadan sonra da cumartesi günü, haftaya cumartesi günü temayül yoklaması yapılacak. Temayülde bütün teşkilatımız aday adayı olan arkadaşlardan kimi görmek istersiniz milletvekili sorusunu cevap verecekler. Onun akabinde de Nisan'a kadar inşallah Nisan ayının ilk haftasında partimiz nihai listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunup seçim startı artık tamamen verilmiş olacak. O zamana kadar da biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. STK'larımızı ziyaret edeceğiz. İlçe teşkilatlarımızı, ilçe belediyelerimizi ziyaret edeceğiz. İnşallah Allah yardımcımız olsun bu süreçte. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.